Biz şu anda Tepe Mahallesi'ndeyiz. Burada çok güzel bir organizasyon var. Mahallemiz Alanya'nın en yakın bir yaylası konumunda. Özellikle pazar günleri Alanya'nın sıcağından bunalıyorlar. Böyle serin yerler arıyorlar. Burası da gördüğünüz gibi serin. Sizi hep görmek istiyordum. Sizi burada görmek beni çok mutlu etti. Çünkü televizyonlarda izliyordum sizi Kanal A'da. Hatasız kol olmaz. Hatasız kol arayan dostsuz kalır. Demiş Mevla. Abi yaz gününde ceket. Kışın su kabağını, yazın havanı üstünden bırakmayacağım. Kaçan gelinleri çok güzel yakalarım. Kaçırdın mı abi? Ben kaçırdım. Şimdi durmaz. Şimdi kararlar. Paran pulun varsa alırlar. Ondan sonra kaçar gider. Parası pulu varsa gelir diyorsun. Paran bitince gider mi? Dedi. Bağlarız bir yere ya. Ne bileyim. Eskiden iyiydik. Bundan iyiydik. Burada pazar günleri 15 tavar kesilirdi. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Ayrıca bir amaç için yapılan bir organizasyon bu. O yüzden ayrı bir özelliği var diye düşünüyorum. Dedim ki yenge gözlere mi vuruldu dedim. Ben kaçırdım dedi direkt. Muhtar seni kaçırmadı. Kaçırmadı. Kaçıramaz zaten, sen nasıl kaçırılacaksın? Bak elim aşalı. Suyu sert. Suyu sert. Bura gelin geldim. Bura gelin nasıl geldin? Bacılardaydı. Zürafa gördün mü sen hiç? Ne? Zürafa. O ne lan? İki satıyor, beş yiyor. Abi, iki satıyorum, beş yiyorum. Afiyet olsun. Bir yana zaten bunun lezzetini bir tadan sürekli geliyor. Sürekli geliyor. Katkısız. Hanım evde incir reçeli getir dese sen pekmez mi getireceksin? Ya, pirinç bile götürebilirim yani. Camimiz inşallah Kurban Bayramı'nı burada kılmayı planlıyoruz. Efendim biz şu an neredeyiz? Biz şu anda Tepe Mahallesi'ndeyiz. Burada çok güzel bir organizasyon var. Birlik, beraberlik ve kaynaşmanın sembolü var. Yanımızda da buranın çalışkan, dinamik ve genç muhtarlarından Hamza Durna Beyefendi yanımızda. Efendim nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tabii kermes 3 gün sürüyor. Bu sene ikincisi. Ben geçen sene kaçırdım. Ama buraya geldiğimde kaçırdığıma gerçekten çok üzüldüm. Ama bundan sonra her sene buradayım. İnşallah. Kermesin, şimdi şöyle yapalım muhtarım. Öncelikle mahallemizi bir tanıtalım. Ben buraya gelirken şunu fark ettim. Mahallede yerli oturuyor ama aynı zamanda yayla olarak da kullanılıyor. Evet, mahallemiz Alanya'nın en yakın bir yaylası konumunda. Tepe Mahallesi biraz Alanya'dan yüksekte olduğu için Tepe Mahallesi olarak geçer. Bir yüksekte olduğu için adı üstünde Tepe Mahallesi. Nüfusumuz yaklaşık olarak 1000-1200 bir nüfusumuz var. Yazın bu nüfusumuz artar. Aynı Alanya'nın yazın göç aldığı gibi Tepe Mahallesi de yazın göç alır. Mahallemiz yayla konumunda. Neredeyse bir Gedevet kadar değildir ama Alanya'dan 5 derece falan serindir yazın. 3 yıldır bu kermesi yapıyoruz. Bu kermesteki amacımız tamam bir Tepe Mahallesi'ne biz bir camiye başladık. Cami yapıyoruz ama insanların bir kaynaşması, mahalleli olarak bir kaynaşmak, sosyal bir aktivite, insanların burada hoşça vakit geçirebilmesi bizim hoşumuza gidiyor. Şimdi özellikle şu anda saat 11-11.30 ortalık biraz sakin ama akşam saatlerinde burası çok serin olur. İnanın iğne atsanız yere düşmez. Şimdi gelen misafirlerimiz burada manzaraya karşı oturabiliyorlar. Adı üstünde tepe ve manzarası çok güzel. Buraya geldiklerinde ne yerler, ne içerler, bu yapılanlar, şimdi onlarla da sohbet edeceğim ben. Evden yapıp getiriyorlar. Evet, buradaki satılan şeylerin, yiyeceklerin ve içeceklerin %90'ı ev yapımı. Organik. Şimdi bağış, hayırseverlerin yaptığı bağışlarla oluyor. Burada işte karlamamız var, pişimiz var, gözlememiz var, şebitimiz var. Burada manav reyonumuz var, tatlılarımız var, köfte, döner.
Yani aklıma ilk gelenler bunlar. Daha bir sürü tatlı, peynirdir, zeytin, kahvaltı ürünleri. Yani her türlü kahvaltı ihtiyacımız peki, mevcuttur. Peki şunu sormak istiyorum muhtarım. Şimdi bu işe 3 sene önce bir amaç uğruna başladık. Evet. Bir cami yapımı için. Evet. Şimdi camimiz bitecek inşallah. Evet. Cami bittikten sonra bu gelenek devam edecek mi? Bu saatten sonra devam edecek artık. Ben muhtar olduğum müddetçe bu işi devam ettiririz. Çünkü insanların hoşuna gidiyor. Evet. Yani insanlar özellikle pazar günleri Alanya'nın sıcağından bunalıyorlar. Böyle serin yerler arıyorlar. Burası da gördüğünüz gibi serin. Öyle değil mi Elif Hanım? Doğru. Ter yok şu an. Evet. Devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Ama tabii bu iş gönüllülük esasına dayalı. Bu insanlar hep bizim mahallemizin insanları. Hep gönüllü olarak. Kimse bir kuruş para almadan bize hizmet ediyorlar. Yani bu insanlar biz varız dedikten sonra ben her zaman varım. Evet. Mahallem için. Şimdi şöyle ben biliyorsunuz buraya gelmeden önce sosyal medyaya şalvarlı ve tülbentli bir fotoğraf attım. Bu da patladı gitti. Acaba diyorum ben seneye buraya geldiğimde şalvarla tülbentle gelip bir işin ucundan tutsam mı? Vallahi çok iyi olur. Çok iyi olur. Elif Hanım size her iş yakışır. Doğru söylüyorsunuz. Ha her iş demişken şöyle ben şunu düşünüyorum. Herkes kendi işini yapsın. Doğru değil mi? Evet. Yani herkes kendi işini yapsın. Şimdi şöyle sosyal medyada görüyorum ben. Eline telefonu alan programcı. Evet. Eline mikrofonu alan sunucu. Yani biz bu işin okulunu okuduk. Boşuna okumuşuz diye bazen çok üzülüyorum. Haksız mıyım? Vallahi haklısınız da şöyle Elif Hanım siz doğal olarak gerçekten insanlara çok yakınsınız. İnsanlar da sizin gibi insanlara kendine yakın görüyor. Yani bir bakıyorsunuz başınızda köylü kızı, bir bakıyorsunuz gazeteci, sosyetik gibi ama bir bakıyorsunuz çocuk gayet doğal bir programınız var. O yüzden insanlar sizi seviyor. Teşekkür ederim muhtarım. Ben de beni izleyen tüm izleyicilerimi çok seviyorum. Bir de şöyle bir durum var. Nereye gidersem gideyim mutlaka bir çocuk, mutlaka etrafımda bir çocuk oluyor. Gel bakalım seninle bir konuşalım. Gel. Gel bakalım. Bak burada o kadar güzel, yakışıklı bir delikanlımız var. Adın ne? Ramazan. Ramazan. Adını kim koymuş Ramazan? Annem. Annen koymuş. Ramazan sen buraya niye geldin? Kermes için. Şepit yemeye mi geldin? Hı-hı. Yedin mi? Yedim. Sen okula gidiyor musun? Evet. Gidiyorsun. Kaça gidiyorsun? 3'e geçtim. 3'e geçtin. Okul bitti. Ne olacaksın? Okul bittiğinde ya mimar ya savcı. Ya mimar ya savcı olsun. Sana da yakışır Ramazan. İnşallah olursun tamam. Hadi bakalım. Evet biz şimdi kermes alanında muhtarımın söylediği organik tüm yiyecekleri şöyle gezeceğim ama ucundan azıcık tadına bakacağım. Efendim kermes alanımıza Alanya Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Nazmi Yüksel geldi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım gayet fit olmuş. Çok çalışıyorlar. Evet, çok çalışıyoruz. Alanya'mız için, belediyemiz için, Adem Başkanımızın dilekleri doğrultusunda Alanya'mızın için elimizden geleni yapıyoruz. Muhtarımız da 2 yıldır yaptığı bu kermesi cami için yapıyor. Caminin de sonuna gelmişler. Kendilerine böyle bir organizasyon yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel işler yapıyorlar. Biz de bunun ucundan tutuyoruz. Bütün halkımıza buraya davet ediyoruz. Böyle bir organizasyonu, onların da desteklerini zaten görüyoruz. Destek oldukları için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Efendim, Alanya Belediyesi'nin çalışmalarını en çok ben hissediyorum. Neden? Biliyorsunuz ben 4 yıldır Alanya'nın hangi mahallesi, hangi köy demiyoruz artık. Köy eskide kaldı. Bütün mahallelerine gidiyorum. Yollar artık kaymak gibi oldu. Evet, artık Alanya'nın merkezi neyse kırsal mahallelerimize de aynı hizmeti başkanımız ve ekibi vermeye çalışıyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz ilk başkanımızla göreve geldiğimiz zaman işte kim ne iş yaptı belli değildi. Nasıl olur, olur mu, olmaz mı? Tam bir geçiş dönemiydi. En zor bir günlerdi. Ama şu anda baktığımız zaman hem hizmetlerde hem organizasyon yapımızda çok ileri gittik. Hakikaten süper bir işler yapıyoruz. Biz de halkımızdan, vatandaşlarımızdan, belediyemiz
gezi takdirlerini gördüğümüz zaman, onların gözlerinin ışıklarını gördüğümüz zaman biz de ondan mutlu oluyoruz. Çalışıyoruz ama yoruluyoruz, ama karşılığını da alınca mutlu oluyoruz. Tüm halkımız olarak biz de takdir ediyoruz bütün çalışmalarınızda. Efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, mesleğimin en güzel yanlarından bir tanesi de böyle kalabalık ortamlarda sevenlerimin, izleyenlerimin gelip benim yanıma programımı çok beğenerek anlatması beni çok mutlu ediyor. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Sultan Akıllı ismim, emekli hemşireyim. Hemşiresiniz, çok kutsal bir göreviniz var. Emekli olmuşsunuz ama daha çok erken, yaşınız çok genç. Çok teşekkür ederim. Çalışıyorum hala. Çalışıyorsunuz. Evet, bir okulda özel hemşirelik yapıyorum. Çok güzel, ne güzel o çocuklarla ilgili. Biraz zor değil mi? Çocuk zor. Zor ama zevkli. Yani çocuklarla kendini, onlarla beraber olmak kendini daha genç hissettiriyor insana. Evet. Siz benim sizi hep görmek istiyordum. Sizi burada görmek beni çok mutlu etti. Çünkü televizyonlarda izliyordum sizi, Kanal A'da. Yani yaptığınız program çok hoşuma gidiyordu. İnsanlara davranışınız, diksiyonunuz, mütevaziliğiniz, sorduğunuz sorular, o gittiğimiz bölgenin en inceliklerine kadar anlatıyorsunuz. Beni çok çok beğeniyorum sizin programınızı. Yani, çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, çok teşekkür ederim. Efendim, çocuk zordur dedim. Arkasını bağlayacağım. Yanımda yıllarını çocuklara adamış, aynı zamanda benim eşim Mustafa Yüksek'in öğretmeni var. Kermes alanında yakaladım. Efendim, sizi sizden dinleyelim mi? Mehmet Erol Özkan. Emekli öğretmenim. Hala okula itibatlarım devam ediyor. Yardım kampanyasına katılıyoruz. Burada biliyorsunuz bir kermes var. 3 gün devam edecek. Ben başta depe muhtarı Hamza Durnay'ı yapıyorum. Tebrik ediyorum. Ve bu tepe halkını da kutluyorum. Yanla başla çalışıyorlar. Görüyorsunuz. Ve hiçbir para almadan. Bu şimdi cami yararına yapılan bir şey. Bu biz bu şeye, kermese şey yapanlar, yani destek verenlere ben saygıyla sunuyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hocamı yakalamışken, hocam Mustafa Yüksek nasıl bir öğrenciydi? Şimdi Mustafa Yüksek iyi ve sakin bir öğrenci. Yalnız ben birden alıp beşe getirmedim onu. Hayat Hanım da okuttum. Zaten Hayat Hanım benim hayat özel bir yeri var. İlkokuldur da okudum ben. Evet. 5 yıl öğrenciliğim var. 9 yıl öğretmenliğim var. Sadece 5. sınıf okuttum. Öğretmenler emekli oldu. Ben de boşa çıkmıştım. Sadece 5. sınıf okuttum ben. Ama öyle güzel bir temel atmışsınız ki adam TÜBİTAK'lardan bile ödül almış hocam. Efendim çok teşekkür ediyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben programlarınızı daha da söylemiştim. İzliyorum. Devamını diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Sizin gibi büyük değerli bir insanın benim programımı izlemesi bana onur verir. Lütfen ben eleştiriliğe açığım. Herhangi bir hatam olursa bütün izleyicilerimden de af diliyorum. Bazen olabiliyor. Hatasız kul olmaz. Hatasız kul arayan dostsuz kalır. Demiş Mevlana. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Efendim, Tepe Mahallesi'nde kermes alanındayız. Misafirlerimiz geliyor. Oldukça da yoğunlaşmaya başladı. Misafirlerimizin arasında Tepe Mahallesi'nin eski muhtarıyla karşılaştık. Öncelikle sizi bir tanıyalım diyeceğim ama önce kafama takılan bir soru var. Abi, yaz gününde ceket. Kışın su kabağını, yazın havanı üstünden bırakmayacaksın. Tekbirli, yani tekbirden dolayı o. Biraz daha karıştı mıydı yayladan, ondan rahatsızım onun için. Evet. Kendimizi üşütmemelim için bunu da garant olsun diye kendimizi kolluyoruz. Kolluyorsunuz. Ben şimdi biraz önce Hamza muhtarımla konuşurken, röportaj yaparken unuttum. Burası zaten yarım yayla. Evet. Ama buranın bir de yaylası var mı? Var. Var da şöyle bir şey. Bizim mesela biz Akışoğlu sulalesi, esas bizim yaylamız Köprübaşı. Ama Köprübaşı dediğimiz yayla Hacı Mehmetlilerin yaylası diye geçiyor. Ama gerçeğinde Mahmut Şehidi'nin yaylası, bu Hacı Mehmetli Köprübaşı yaylasının adı. Oranın kuruluşu bizim sulalemiz olduğu için mesela benim orada evim de var, yerim de var. Ama yalnız bizim sulalenin var. Başka tepeden kimsenin yok. Evet.
Siz tepede doğdunuz. Evet, tepe. Tepenin kuruluşundan beri tepeliyiz. Yani benim geçmişim 350 seneye dayanıyor. Yani kökümüz Mamışehir'den bir tarafımız. Bir tarafımız Akseki. Ama... Su kabağı deyince anlamalı mıydım acaba? Hayır, o bir takma laf. Dürüst adam ararsan Mamışehir'de Alanya'da. Evet. Bir de hangisinin eline malayı verirsen evi yapar geçer gider. Yani sanatına düşkün insanlar, dürüst. Evet. Şimdi Mahmut Seydi'nin suyu meşhur. Şimdi biraz önce burada kulaklarım açık dinliyorum. Tepe Mahallesi hakkında neler öğrenebilirim diye. Burada bir de doğal su varmış, doğru mu? Doğal su bizim mahallemize mahallemize kaynak suları doğal. Yani belediyeden kullandığımız suyu da doğal suyumuz bizim yıllardır. Çatolluk suyu, kurşunlu suyu, tıraşlı çeşmesi 11 tane belediyenin tapulu suyu var mahallemizde. Ama işte burayı tazikliğe kattık. Yani 11 tane su var belediyeye ait. Tabii ortak alan 18 çıkmadan önce 1970 yılında tapulama geçerken ortak kullanım alanı olduğu için hep suları o zaman da belediyeye yazmışlar. Yani belediyeye ait 11 tane normal akarsu. O sulardan kuruyanlar da oldu da yine de bizim çatolluğumuz meşhurdur yani. Sevgili izleyenler, normalde bu görüntüyü çok az rastlıyorum ben. Çünkü neden? Eski muhtarla yeni muhtar aslında bir araya gelmezler. Bazı mahallelerde eski muhtarım yukarıki yoldan giderken biz yeni muhtarla aşağıda sohbet ediyoruz. Sizde böyle bir şey yok, bir dayanışma var. Sen benim ismimi sordun mu önce? Sormadın. Ben Kerem Akıllı'yım. 20 sene mahallenin muhtarlığını yaptım. Yeni kişilere destekçiyim. Şimdi kimisi muhtarlığı kaybeder, aday olacağını diye hemen paldıramaya çalışmaya başlar. Bende öyle bir şey yok. Yolu açık olsun, ben destekçiyim her zaman da. Ama kendine de çok da güzel çalışıyor. Çalışıyor. Ben tebrik ediyorum evvel her zaman. Her zaman da dirsek temasını yapıyoruz yani. Öyle ben yan denizin kenarında yüzmem. İleride yüzerim. Yani kıyılarda boğulmam yani. Öyle. Ben Kerem Akıllıyım yani. Yani soyadımı devam ederim tabii, diyorsun. Ben öyle gene aday olacaktım. Şu da bu da öyle yok. Evet. Biz tamam. Biz eleğimizi astık. Emekli oldum Allah'a çok şükür. Tamam, benimki tamam. Yeni gençlere yol açık olsun. Evet. Teşekkür ederim. Muhtarım siz ne düşünüyorsunuz? Ben Kerim abimin yolunda ilerliyorum. Kerim abim mahalleye tabii akıl alıyorum. Gerçekten akıl alıyorum. Ben telefon açarım. Bilmediğim bir şey olursa Kerim abi şu durum var nedir diye telefon açarım. Abimdir. Yani ikimiz de beraber büyüdük zaten. Bizim tamam aramızda bir 10 yaş fark var ama benim abimdir. Yani kendisi akrabamdır. Birbirimizi severiz yani. Ne güzel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de sizi tanıyalım mı? Ben doğma büyüme Tepe Mahallesi'nden 1945 doğumlu Emrullah Avşaroğlu. Askerde de bu künyeyi okuyor muydun böyle? Okuyorduk. Şimdi sorsam okuyabilir misin? Sormadım. Yenge Tepe'den mi? Yenge Gazipaşalı. Kaçırdın geldin buraya. Yok, düğünüyle evlendik de. Şimdi yengeyi geçen sene bu aylarda kaybettik. Başınız sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir soru sorarsan cevaplarım. Soru sorayım. Sen sor hadi bakalım, ne sormamı istersin? Ne sorarsan sor. Şimdi hayatını yalnız mı devam ediyorsun? Evet. Peki oğlan kız var mı? Var, 4 tane oğlum var. 3 tane torunum var. Allah bağışlasın. Size bakıyorlar, sizinle ilgileniyorlar. Bakıyorlar, ilgileniyorlar. Yemeğinizi gelip yapıyorlar mı? Siz mi yapıyorsunuz? Yapıyorlar. Siz elinizden gelir mi yemek yapmak? Benim elimden de gelir de onlar da gelip yardım ediyor. Gelinin bir tanesi. Ne güzel, Allah ondan razı olsun diyelim. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok düşündün abi. Ne soracağım diye mi düşündün Allah aşkına? Evet. Şimdi, siz benim programı izliyor musunuz? Hayır. Rotamız Yöremiz diye bir programım var. Ben genelde programda kaçan gelinleri çok güzel yakalarım. Kaçırdın mı abi? Ben kaçırdım. Tabii. Çünkü niye söylüyorum muhtarım? Ben de bu programda neye şahit oldum biliyor musunuz? Uzmanlaştım artık. Adamın gözüne baktığım zaman kaçırdım mı kaçırmadım mı anlayabiliyorum ki sen kaçırmışsın gibi bakıyorsun. Ben 33 yaşında evlendim ve şahane bir düğün ettim. Alanya Televizyonu'nda falan yayınlandı. Ben de düğün ettim ve hala anılır yani. Daha uzman değilim diyorsun. Ya kaçırma tabii sevenler kaçırabilir. Eskiden biraz meşhurdu da. Şimdi bizim mahallede yani diyelim ki ben 20 senede
4 tane kız kaçmamıştır ama daha önceleri kaçıyordu. Evet. Şimdi millet aracı oluyor, dayısını buluyor, arkadaşını buluyor. Herkes birbirine tanıdık. Yani çok az kaçan oluyor. Yani senede bir tane ancak çıkar hesabı. Pek çıkmaz. Evet. Evet abi, sen tepede doğdun. Evet. Peki yengeyi nereden kaçırdın? Burada gene akrabamdan, aynı mahalledeyiz. Kaçırdım. İstedik biraz. Vermediler. Verdiler de dedikodulu olduğu için baktık olmadı. Naz yapmışlar. Evet. Siz şahitsiniz herhalde. Aynı mahalledeyiz ya. Evet. Evet. Onun için kaçırdım. İyi yaptın abi. Kaç yıl oldu? Şu anda 50 ve 51. 50-51 arasında. Evet, o seneler yani. Evet. Şey yani o kadar oldu yani evliliğimiz. Ne güzel. Bir yastıkta koskoca bir 50 yılı geçirmek dile kolay. Peki bunun üzerine şimdiki gençler biliyorsunuz elektrik alamıyorlar, geçinemiyorlar. Bir 50 yılı siz nasıl devirdiniz? Biz de o elektrik. Biz çok şu anda çok mutluyuz. Gerçekten mutluyuz. 5 tane çocuğum var. Hepsini eve verdim. Kimisi çalışır, kimisi çalışmaz. Ben kendim nüfustan emekliyim. Yani çok huzurlu bir hayatım var. Allah bozmasın. Muhtarımız çok güzel bir organizasyon yapmış. 3 günde devam eden bir kermesiniz var. Siz Tepe Mahalleli olarak bu organizasyondan mutlusunuz tabii ki. Çok mutluyuz hem de. Çok mutluyuz, memnunuz. Bir bayram havası değil mi? Evet, aynen, aynen. Yani geçen sene de yapıldı camimiz ya şey yararına. Onun için çok mutluyuz. Sağ olsun muhtarlarımız şu anda gerçekten dayanışma içerisindeler. Allah onları da bozmasın. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Tepe Mahallesi'nin en genç, en dinamik dayısını buldum gene yanıma. Evet. Dayıcımla biz kamera açılmadan önce biraz sohbet ettik. Dayıcım, önce sen kendini bize bir tanıt. Evet. Sonra bize Tepe Mahallesi'nin eskisini bir anlat. Tepe Mahallesi'nde doğdum, bittim, büyüdüm. 83 yaşına vardım. Ondan sonra işte 8 tane çocuğum var. 4'ü oğlan, 4'ü kız. Ondan sonra işte oğlanın biri bu. En ufak oğlan bu. Oo, baltaya taşa vurdum herhalde abi ben. Çünkü biz kamera açılmadan önce ben dedim ki dayım yalnız yaşıyormuş. Ben dayımı bir gelin adayı bulsam mı acaba dedim. Oğlan varmış. Dursa şimdi durmaz. Şimdi kararlar. Paran pulun varsa alırlar. Ondan sonra kaçar gider. Parası pulu varsa gelir diyorsun. Paran bitince gider mi? Dedi. Bağlarız bir yere ya. Ne bileyim. İşte. Olmaz mı dersin? Ne olur. Şimdi bize Tepe Mahallesi'nin eski hallerini bir anlatır mısın? Nasıldı Tepe Mahallesi? Tepe Mahallesi eskiden iyiydi. Birbirimizle tutkunuduk. Ev yaparkana çalışıverdi iki. Şimdi bozuldu ne bileyim. Bozuluk bitti mi burada? Bitti işte. Eskiden iyiydik, bundan iyiydik. Burada pazar günleri 15 tavar kesilirdi. Hı hı. Burada 15 tavar kesilirdi. Ondan sonra... Burası eskiden de köy meydanı mıydı? Yani burası meydandı. Burası meydanımız, burası çatalarlık derler burası. Eskiden burada bittik, büyüdük. İşte buradayız. Buranın elektriksiz halini bir anlat bakalım. Elektriksiz ne yapıyordunuz burada? Kirala, lökuz tomurdan oldu ya. Kirala mum yakardık. Kira vardı, kirayı yakardık. Okulları yemlerdik. Tarlaya ekin ekmeğe giderdik, sabahın kıkardık, hanım ekmeğe giderdi, yemeğe pişirirdi. Yastap ederiz, yukarıda tarla vardı, oraya ekin ekmeğe giderdi. Buranın hep tepe mi? Yassı tepe, tepe, Çataloluk hep yukarıda olduğu için ismi değişmemiş öyle mi? He, bura Çataloluk derler. Yukarıda Yassı tepe derler, Atçıtlerin oraya Yassı tepe. Senin gençlik zamanında da buranın adı tepe miydi? Tepeydi, tepe. Peki sen buradan yaylaya gidiyorsun. Burası gerçi yarı yayla da. Biz yaylaya gitmezdik. Burası bizim yaylamız, şehrimiz buradı. Buradı. Burada yaşadın. Burada yaşadım. Peki merak et. Denize girdin mi? Girdim. Denizde yüzerdim. Biliyor musun yüzeyi? Bilirim yüzerdim. Şimdi gider misin deniz? Şimdi gitmezdim. Eskiden giderdim. O kaleye kalardı. Onlarda yüzerdim. Ondan sonra kulesinde çalışırdım. Diriydim. Kalede ne iş yapardın?
Çiftçilik yapardım, amalecilik yapardım, ustalık yapardım, hepsini yapardım. Peki şimdi 83 yaşındayım dedin. Akranların, arkadaşların... Doğumuz öldü. Benim emzalımdan ufa öldü. Biricik boyu öldü. Biz durup duruyoruz işte sağ. Allah sağlığını, sıhhatini bozmasın inşallah. Ben dayıma söz verdim. Dayıma dedim ki seni evlendireceğim dedim. Ele ayağı düzgün olan, dayımın gözlerini gören bana ulaşsın diyorum, tamam? Yok, tamam. Düğününde de oynayacağım ama. Karşılık zevk oynamayı bilir misin? Oynamayı biliyor musun? Hiç oynadın mı? Oynarım. Hala oynar mısın? Oynarım. Ah şurası bir böyle şeylerde oynarım. Ne oynuyorsun? Hasbahçe zeybeği mi, zeybek mi, ne oynarsın? Oynarız bildiğimizden oynarız. Ayağım döndüğünce. Torun var benim, şimdi 30-35 torun. Maşallah. Peki torunları karıştırdığın oluyor mu? Karıştırdım. İsminle karıştırdığın olur mu? Bilir misin tek tek hepsini? Bilirim. Kerim Hoca var. Burada hoca, onda kızın biri. Biri Albay derler burada, biri. Biri Mahmutlar'da. Ondan sonra biri gene burada. Peki bu maşallah, şimdi 35'ini sayacak dayım çünkü hafıza çok kuvvetli. Hafızana hayran kaldım dayıcığım. Şimdiki gençler dün ne yediğini unutuyorlar, evet. Ama hafıza da kuvvetli. Eminim ki sana bir aday bulacağım. Düğününde de burada karşılıklı oynayacağız. Alan almak var. Sen öyle dersen kaçarlar ama şimdi. Çok teşekkür ederim dayıcığım, hakkını helal et. Sağ ol, helal olsun. Helal olsun kızım, helal olsun. Sevgili izleyenler, yerli halkımızın olduğu gibi şu anda buraya misafirliğe gelmişler. Biz misafirliğe geldik Alanya'ya ama sizin kanala da misafir olmak istiyoruz demişler. Benim hayranlarımmış kendileri. Aslında hani dil olarak çok anlaşamayacağız ama bir abim var, bize yardımcı olacak. Welcome to Alanya. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. What's your name? Aynak Hayen. Aynok. Aynok. Hayen. Hayen. Main. Elif Nur. Elif Nur. Elif Nur. Elif Nur. Çok güzel söyledi. Evet abim, şimdi sen bize tercüme et bakalım. Kermesi nasıl bulmuşlar? Ve kendilerinin Norveç'ten geliyorlar. Norveç'te bu tarz etkinlikler olur muymuş? How do you find the festival? My friend Hilmi told us yesterday he would take us up to the mountain, and we didn't know that this, so he surprised us. So it's very happy to be here. It's very nice. It's so much stuff difficult from Norway. Very difficult. Norveç'te böyle etkinlikler yok herhalde. Yok mu? Çok üzmüş. Buraya diyor, sürpriz oldu. Bizi yaylaya götüreceğin diyor. Buraya getirdi diyor. Çok beğendik diyor. Siz mi götürecektiniz? Evet. Hangi yaylaya götürecektiniz? Böyle buraya getirecektim. Yayla işte, burası Alanya'nın yaylasıdır. Evet, yarım yayla burası. Evet. Peki burada ne yemişler? Neyi beğenmişler? What do you eat here? What do you like it? Kebap. Kebap? Kebap, yes. Uh-huh. Şepit, şepit. It's chicken, Turkish bread. Yes. Türk kava. Evet. It's very good, very good. Grilled and I like it very much. Peki Norveç'te oturup ekmek açarlar mıymış? In Norway, the lady they make for bread self. Yes. Yes. Ablam maşallah becerikli, eşi herhalde. Evet. No. You see, in Norway, they don't make it like this because it's go to the fabric. It's got the stories. They make it not for themselves. Diyor, böyle ekmek açma kültürü yok diyor. Ama diyor bunlar açıyormuş ama onlar böyle kültürü yokmuş yani. Bunlar zaten şöyle bir şey olmuştur. Alanya'ya gele gide bakmışlardır yaylalarda sağda solda açıyor herkes ya. Heves etmişlerdir bence. Ona göre yapmışlardır diye düşünüyorum. Ama bir baklavayı açamaz herhalde. Açamaz. Tabii. Evet. Teşekkür ettiğimizi söyler misiniz? She say, thank you. Thank you very much. Yes. Bu aynı zamanda dans yapıyorlar. Bunlar kendi yaşlılar. Ne dans yapıyorlar? İstesem şurada yapabilir mi bana?
seneye 30 kişi geliyorlar burada. Burada Norveç şeyi oluyor. 15-17 Mayıs'ta Norveçliler günü oluyor. Orada dans edecekler 30 kişi. Belediyenin. Peki ben istesem şurada bana bir koreografi yapabilir mi? Can you make some dance for her? She can watch you. Can we talk and have a drink? Come on, come on. Vallahi herifler bizden korkulur vallahi. Efendim, kermes alanımızda dolaşırken karşımıza Tepe Mahallesi'nin eski hocası ve yeni hocası. Bugün çok güzel. Eski muhtar, yeni muhtar. Eski hocamız, hocam önce kendinizi tanıtır mısınız? Kendim ismim Seyfullah Hoca İzmir. Osmaniye Kadirliliyim. Bu Tepe Mahallesi'nde 23 yıl görev yaptım. 2007 yılında emekli oldum. Şu an boştayım. Şu an boştasınız. Peki yeni hocamız sizin öğrenciniz miydi? Hayır. Değildi. Değil, değil. Peki yardım ister mi sizden? Ara sıra sorar mı? Eksik tamamlar mı? Yok, ara sıra gelip kendim ziyaret ediyorum. Hı hı. Ha, o kadar. O kadar. Peki eski Tepe Mahallesi'ni bize bir anlatır mısınız sizin gözünüzle? Vallahi eski Tepe Mahallesi, bundan benim geldiğim sıralar buralar daha iyi gibi geliyordu bana. Yani buraya geldiğimizde her taraf böyle kebap kokusu olurdu. Burada et kesilirdi. Ya 15 tane şöyle meydanda, değil mi? Evet, evet. Tabii şimdi bazen böyle almayı et de bulamaz, sıraya girerdik şey olarak. Evet. Evet ablacığım, seni bir tanıyalım. Ben Mevlüt Zorbaz, Alanyalıyım. Dimtaşbaşı köyü. Orada köydeki çekimde de tanışmıştık sizinle. Orada bir düğünde karşılaşmıştık. Orada ben sana ilahi okutmuş muydum? Hayır, o köyde. Siz Bucak köyüne gittiniz de ben Taşbaşı köyünde, amcamın oğlu evlenmişti orada. Bakın, o kadar güzel takip ediyorlar ki. Bucak'ta diyor ilahi okuttunuz ama Taşbaşı'nda okutmadınız. O zaman şöyle yapalım mı? Hayır, söylemeyelim de biz. Neden? Ya şu an olmaz. Şöyle aslında var ya, bak bu çok güzel olur biliyor musun? Yani şu an hem sözleri olması gerekiyor. Orkestram yok. Hocam siz ne diyorsunuz? Yok, bende de yok bir şey. Sizde de mi yok? Yok. Peki ortak bildiğiniz şöyle dört nüsha, hani şöyle insanların bir kulağının pası gitse, biliyorsun ilahi okunduğu zaman hepimizin bir tüyleri diken diken oluyor, bir kendimize geliyoruz. Var ama. Evet. Yani şu an aklımda bir şey yok. Biz devam edelim konuşmaya, aklımıza gelirse. Tamam. Ben Taşbaşı köyündenim. Burada Alanya'da İmam Hatip'i okuduk. Oba Göl'deki Kur'an kursunda hafızlığımızı yaptık. 2007 yılında ben göreve başladım imam olarak. Karapınar köyünde başladım 2 yıl. Karapınar mahallesi çok uzak bir mahalle. Oraya da gittim ben. 2 yıl görevim var orada. Hı hı. Ardından askerlik, sonra da Develler Camii'nde 1 yıl görev yaptıktan sonra 2011'in sonunda, Aralık gibi buradaydım. Hı hı. 2011 yılından bu yana buradayım. Mahallemizde işte devam ediyoruz, camideyiz. Eski camimizi birlikte yıktık. Yenisini yapıyoruz işte. Evet. O zaman Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyelim. Arkasına bir ilahi bağlayalım. Yani çok uzun okumanı istemiyorum zaten. Şöyle, yani aklıma bir şey gelmesini bekliyorum da şu an. Mesela kurdum sarı çiçeği olabilir. Ya olabilir, o gitmez şimdi. Öyle mi? Bir de ilahi hocam siz aydınlatın. Vardır illaki aklınızda bir şey. Şimdi bazen böyle söyle dediğimde hemen. Aynen. Ya yani şimdi ben ilahi korosunda da vardım. Bizim şey sağlam ama şu an aklıma bir şey gelmedi. Ya bir şey okuyayım. Sevdim seni mabuduma,
canan diye sevdim, sevdim seni mabuduma. Canan diye sevdim, bir ben değil alem sana. Hayran diye sevdim, bir ben değil alem sana. Hayran diye sevdim. Çok teşekkür ediyorum, hakkını helal et. Çok teşekkür ederim. Efendim bir de sizi tanıyalım mı? Ben Bünyamin Durna. Hı hı. Muhtarın abi soruyor. Evet. Tepe Mahallesi'nde oturuyorsunuz. Tepe Mahallesi. Peki kardeşiniz çok güzel bir organizasyon hazırladı. Yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Nasıl? Evet. Gurur duyuyorum. Çok güzel bir şey. Siz de görüyorsunuz ortamı. Gerçekten yani bu mahallenin de bu tür bir şeye ihtiyacı varmış. Hani halk, mahallenin halkı severek, isteyerek yapıyor. Çok güzel bir enzor oluyor. Çok güzel bir etkinlik. Biz de dahil olduğumuza bugün gerçekten çok memnun olduk. Ne kadar biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, her şey çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederiz biz de size. Ederim. Allah razı olun. Hocam çok teşekkür ederim her ikinize. Sağ olun, ayağınıza sağlık bacı. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Camiye de bekleriz. Az kaldı. Kurban Bayramı namazını kılacağız. Buradan çağıralım. Bayram namazını hep birlikte camimizi dolduralım. Namazı kılalım inşallah. Ben şimdi zaten röportajlarım bitince ineceğim camiye. Tamam, bekleriz. Açınca da bekleriz inşallah. Açınca da inşallah geleceğim. Ayrıca bir amaç için yapılan bir organizasyon bu. O yüzden ayrı bir özelliği var diye düşünüyorum. Dedim ki yenge gözlere mi vuruldu dedim. Ben kaçırdım dedi direkt. Muhtar seni kaçırmadı. Kaçırmadı. Kaçıramaz zaten, sen nasıl kaçırılacaksın? Bak elim aşalı. Suyu sert, suyu sert. Suyu sert. Bura gelin geldim. Bura gelin nasıl geldin? Bacılarla geldim. Zürafa gördün mü sen hiç? Ne? Zürafa. O ne lan? İki satıyor, beş yiyor. Abi, iki satıyorum, beş yiyorum. Afiyet olsun. Bir yana zaten bunun lezzetini bir tadan sürekli geliyor. Sürekli geliyor. Katkısız. Hanım evde incir reçeli getir dese sen pekmez mi getireceksin? Ya, pirinç bile götürebilirim yani. Camimiz inşallah Kurban Bayramı'nı burada kılmayı planlıyoruz.